Selamlar. Bugün sizlerle yine önemli bir konuda birlikteyiz. Rusya ile ilgili bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bu seferki konumuz Rusya'da ticaret yapacaksanız, bir ticarethane, bir mağaza veya bir ofis kiralayacaksanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Tabii bunun yanı sıra evde kiralamak gerekirse bununla ilgili sözleşmeden önce sözleşmeye nelere dikkat etmeniz gerekiyor? O konuda bilgi vermeye çalışacağım. Bununla ilgili olaraktan çok deneyimli bir isim Avukat Natalya Yevgenina hanımefendiye konuk olacağız. Ondan bu işin detaylarını öğreneceğiz. Konuyu merak ediyorsanız hadi Natalya Hanım'ın yanına gidelim. Evet, şimdi hemen kendisine sorumuzu yönlendiriyorum. Rusya'ya ilk defa adım atacak olan bir Türk vatandaşı ticaret yapmaya geliyor tabii ki. Bir ticari ofis ya da mağaza kiralamak için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sözleşmeye imza atmadan önce dikkat etmesi gereken hususlar ve noktalar neler? Kendisine soruyu iletelim. Evet Natalya Hanım. Merhabalar. Daire veya ticari alanlar, ofis kiralamaları hepsi kira sözleşmelerine özel medeni kanun tarafından düzenleniyor. Kira sözleşmesi imzalarken kiracının, kiralayan tarafın bu alanı kiralama yetkisinin olduğundan emin olması gerek. Her şeyden önce mülkiyet hakkını gösteren belgeye bakmak lazım. Bu tapu veya Birleşik Devlet Gayrimenkul Kaydından bir belge. Sonra alanın hacizli, ipotekli olmadığından veya başka kişilere kiraya verilmediğinden emin olunması gerek. Eğer alan haciz altındaysa kiracı zaten yerleşemez. Eğer ipotekli ise mülk sahibinin ek anlaşmalar olmaksızın kiralama hakkına sahip olduğundan emin olmak için ipotek anlaşmasını detaylı biçimde okumak gerek. Son olarak alanın başka birine verilmediğinden emin olunması gerek. Tüm bu bilgiler az önce de belirttiğim gibi Birleşik Devlet Kaydında mevcut. Daha sonra kira anlaşmasını imzalayacak kişi eğer tüzel kişi temsilcisi ise kuruluşun tüzel belgelerinin görülmesi gerek. Ayrıca yöneticinin konumunu bilmek gerek ve eğer kişi vekaletname ile hareket ediyorsa vekaletnameyi görmek gerek. Eğer bu ortaklık yapısında girişimci ise bireysel girişimci kaydını görmek gerek. Ardından kira sözleşmesinin tüm maddelerinin hepsinin yazılı olduğundan emin olmak için kira sözleşmesinin kendisine bakmak gerek. İlk koşul anlaşmanın konusu, yani alanın karakteristiklerinin belirlenmesi gerek ve kesinlikle anlaşmaya ek olarak alanın sınırlarının belirtildiği planın olması gerek. Kira sözleşmesinin bir diğer önemli konusu kira tutarı. Bu hem kesin formdaki tutar olabilir hem de kira tutarını belirlemeyi sağlayan koşullar olabilir. Örneğin yılda, aydaki metrekare başına oran, daha sonra belirli dönem içerisindeki matematiksel işlemlerle ortalama kira tutarı anlaşılabilir. Ardından kira anlaşmasının süresi de bir diğer önemli koşul. Eğer süre anlaşmada belirtilmiyorsa, bu anlaşmanın belirsiz bir süre için imzalandığı anlamına geliyor. Burada kiracı açısından kiralayan tarafın 3 ay içerisinde uyararak kiradan vazgeçme hakkına sahip olma riski var. Eğer süre anlaşmada belirtilmiyorsa bu 1 seneye kadar kısa süreli ve 1 seneden fazla uzun süreli anlaşma olması mümkün. Uzun süreli anlaşma mutlaka devlet kaydında olmak zorunda. Kiracının aynı zamanda kiralama süresi boyunca hangi ödemeleri yapacağını bilmesi gerekiyor. Kiraya ek olarak bazı farklı ödemeler var. Örneğin burası bir perakende satış alanıysa, kiracı belirli bir ekipman satın alma konusunda ısrar edebilir. Böylece kiralama süresi boyunca kiracı için bazı ek masraflar söz konusu olabilir. Ayrıca kiraya veren tarafından tek taraflı reddedilme olasılığına da dikkat etmek gerekir. Kirayı daha fazla ödeyemeyeceği takdirde ya da başka bir nedenden dolayı yeri değiştirmek isterse kiracıya sözleşmeyi tek taraflı olarak pes etme hakkı verilmesi de gözden geçirilmeli. Bir sorun yaşarsanız o zaman kendisine bir talep yazmak gerekiyor ve talep yerine getirilmezse hakkınızı korumak için mahkemeye gidebilirsiniz.
Mal sahibi yeni bir dönem için sözleşme yapmamayı teklif ediyorsa, sözleşmede sözleşmeyi uzatma hakkına sahip olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Eğer böyle bir hakkınız yoksa, kiraya verenle anlaşmaktan başka bir şansınız yok. Спасибо большое. Gördüğünüz gibi Natalia Hanım bize Rusya'da gerek ticari olmayan kira sözleşmeleriyle ilgili çok kapsamlı ve derin bilgiler verdi. Umuyorum bu bilgi sizlere de faydalı olmuştur. Bizi izlemeye devam edin lütfen.